Merhaba, bugün İstanbul'un en eski açık hava müzesindeyim. Burası Yedikule Hisarı. Bir başka deyişle Yedikule Zindanları. Bizans ve Osmanlı mimarisinin günümüze ulaşan nadir eserlerinden biri. Burayla ilgili türlü esrarengiz hikayeler var. Osmanlı padişahı Genç Osman'ın burada öldürüldüğü ve daha nicesi. Tahta çıktığında henüz 14 yaşındaydı Genç Osman. Yeniçeri Ocağı ile bir türlü yıldızı barışmadı. Çıkan isyanda tahttan indirildi, ölmemek için çok direndi ancak önüne geçemedi. Birazdan Genç Osman'ın ömrünün son günlerinde tutulduğu zindana gireceğim. Bu tarihi yapının gizemli hikayesini öğrenmek için seyahat yazarı Şerif Yenen ile buluşmaya gidiyorum. En acıklı olanı ikinci Osman'ın buraya getirilip burada katledilmesi. Hocam çok etkileyiciymiş. Evet, tarihin içinde zaman tünelinde ilerliyoruz. Bakın burada ne var, gelin. Ne var hocam? Bir kuyu var burada. Hocam çok ürkütücü gözüküyor. Evet. Böyle iki kolunuza girmiş muhafızlar sizi almış götürüyorlar. Nereye gittiğinizi bilmiyorsunuz. Hmm. Bir düşünün, nasıl bir his. O ilk boğuşma burada gerçekleşmiş. Devamı da yan hücrede katlini tamamlamışlar. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız Esra Hanım? İyiyim hocam, teşekkürler siz. Sağ olun, teşekkür ederim. Bugün bana anlatacaklarınız konusunda çok heyecanlıyım. Birçok efsane var, çok sorularım var. Hepsine hazırız. Tamam, merakla bekliyorum. Hadi başlayalım. Hocam, İstanbul'un en eski açık hava müzelerinden biri olan Yedikule'deyiz şu anda. Yedikule tabii bizim algımızda bizi Fatih Sultan Mehmet'e götürüyor. Ama çok daha öncesi var. İstanbul, Roma İmparatoru Büyük Konstantin tarafından imparatorluğun başkenti ilan edilince şehrin surları genişletiliyor. Büyük Konstantin'den bir yüzyıl sonra İkinci Theodosius, Doğu Roma İmparatoru İkinci Theodosius şimdi buradaki surları inşa ederek şehri daha da genişletmiş oluyor. Ortada altın kapı, 3 tane kemerli kapısı var. Ortadaki kemer çok büyük kemer, bakın o yüksek, evet, olan kemer. Onun iki kenarında da iki kemer daha var. Yani imparatorlar bir fetihten geliyorlar. Müthiş bir yer zafer elde etmişler. O zaferi kazanan imparator buradan şehre giriyor. İşte maiyetiyle birlikte buradan ta şeye kadar, Sultanahmet Meydanı'na kadar Mese adı verilen bu ana caddede törenle ilerliyor. Şimdi Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde altın kapı var. Onun kenarındaki iki tane köşegen olan kule var. İki de dış kenarlarda olan kuleler var. Yani dört kule var. Bunlar mı sonradan yapılan? Evet, Fatih Sultan Mehmet buradaki üç tane kuleyi duvarlarla birlikte inşa ettikten sonra ortaya beşgen bir yapı çıkmış. Aslında tam bir Rönesans yapısı. Yedikule'yi andıran birçok yapılar var hocam ve bu yapılar böyle iyi güzel gibi görünüyor. Aksine hazin ve üzücü olaylara şahit olmuş. Evet. Peki Yedikule için böyle benzer olaylar var mı? Yedikule burada tabii çok trajediler elbette yaşanmış. Burada daha çok böyle siyasi suçlular veya politik suçlular veya hem yabancı ülkelerin daha üst düzey, hem ülkemizin üst düzey esirlerinin tutulduğu bir hapishane, bir zindan olarak düşünmemiz gerekiyor. Bunların tabii ki en acıklı olanı ikinci Osman'ın buraya getirilip burada katledilmesi. Yani İsterseniz onu da kısaca hatırlayalım ikinci Osman'ı. Çok üzücü bir hikaye. Sultan 1. Ahmet, Fatih Sultan Mehmet'ten beri devam eden kardeş katliyle ilgili bir kanun değişikliği yapıyor.
Onun getirdiği yeni kanuna göre artık ailenin yani hanedanın sağlıklı olma koşuluyla en yaşlısı tahta getirilme şartı getiriliyor. Birinci Ahmet'in genç yaşta ölümünün hemen ardından normalde tahta geçmeyi bekleyen ikinci Osman yerine ulemanın ve devlet adamlarının da desteğiyle aslında çok da sağlıklı olmayan birinci Mustafa yani birinci Ahmet'in kardeşi birinci Mustafa tahta getiriliyor. Genç Osman buna içerliyor ve bu kararda rolü olan devlet adamlarını not alıyor. Yanılmıyorsam 96 gün sonra çok da sağlıklı olmayan 1. Mustafa'nın hükümranlığına son veriliyor ve 2. Osman bu sefer artık gerçekten tahta geçiyor. O notunu aldığı kişileri de ya görevden alıyor ya da yetki kısıtlamasına gidiyor ve bir takım yeniliklere başlıyor. O da ataları gibi seferlere çıkmak istiyor, yani kalıcı bir isim bırakmak istiyor. Çok da başarılı olamıyor ve askere ve ulemaya bir çeki düzen vermek istiyor. Fazla ödemeleri kısıyor, gidiyor yani maaş ödemelerine bizzat tanıklık ediyor. Tek tek yani bakıyor fazla ödemeler yapılıyor, onları engelliyor. Bunlar tabii askerler arasında rahatsızlığa neden oluyor. Bunun üzerine bir de Lehistan seferi var, o da başarısızlıkla sonuçlanıyor. Ve karizması biraz çiziliyor genç Osman'ın. Ardından belki de şöyle bir niyetle, işte ben Şeyhülislam'ın kızıyla evlenirsem, belki Şeyhülislam'la aramı biraz daha iyileştiririm. O da insanlara döner, benimle ilgili olumlu mesajlar verir düşüncesiyle muhtemelen Şeyhülislam'ın kızıyla evlenmeye kalkıyor. Bu da geleneklerimize aykırı. Çünkü padişahlar genellikle halktan ve Müslüman gruptan insanlarla evlenmiyor. Böyle bir gelenek yok. Hep cariyelerle birlikte oluyorlar. Çoğunlukla cariyelerden kendilerine eşleri seçiyorlar. Ama 2. Osman bu geleneği kırmaya çalıştığı için bir tepki daha topluyor. Her şeyin üstüne bir de ben hacca gideceğim diye tutturunca onun hacca gitme isteği şey diye yorumlanıyor. Şimdi 2. Osman Suriye ve Mısır'dan yeni asker toplayacak. Topladığı askerlerle ordu kuracak. O orduyla Yeniçeri'ye karşı savaşacak, Yeniçeri ocağını kapatacak diye yorumlanıyor. Ve bu tür propagandalar yaygın şekilde her yere ulaşıyor. İşte bütün bunlardan rahatsızlık duyan ulema ve Yeniçeriler Osman'a karşı isyan ediyorlar. 1. Mustafa'yı tekrar tahta getiriyorlar ve 2. Osman'ı böyle onu aşağılayarak bir arabanın üzerinde çekerek buraya getiriyorlar. İşte oradaki kuleye hapsediyorlar ve onu orada katlediyorlar. Her şey 398 yıl önce Osmanlı padişahı genç Osman'ın öldürüldüğü günkü gibi. Taş duvarlar sırlarla dolu. Kulenin kapısı daima kilitli. Ama biz şimdi özel bir izinle içeri giriyoruz. Sağdan gelin. Tamam hocam. Hocam çok etkileyiciymiş. Evet, tarihin içinde, zaman tünelinde ilerliyoruz. Burası ne? Bu işte Altın Kapı'nın yanındaki köşeli kulelerden bir tanesi. Şimdi aslında normalde bizim şeyi görebiliyor olmamız gerekiyor tavanı ama ara katlar yapmışlar tonozlarla ara katlar. Burası aslında kule olarak genç Osman'ın katledildiği kule. Bakın burada ne var gelin. Ne var hocam? Bir kuyu var burada. Of. Bu ne hocam? Dipsiz kuyu gibi. Ya bu
Burası herhalde burada katledilen insanların muhtemelen kanının akıtıldığı bir kan kuyusu falan olsa gerek. Çok ürkütücü gözüküyor. Evet. Amaç da ürkütmesi zaten herhalde. Buraya gelen insanlar sonuçta belli bir suçu işlediğine inanılan insanlar ve buraya cezalandırılmak üzere getirilmiş ve bu muameleye maruz bırakılan insanlar. Peki Genç Osman nerede katledildi? Genç Osman azıcık yukarıda bir zindan var, oda gibi böyle hücre var. İki tane oda yan yana, orada katledilmiş. İsterseniz gelin ona da bir bakalım. Evet, buradan gidelim hocam. Girmiş muhafızlar sizi almış götürüyorlar. Nereye gittiğinizi bilmiyorsunuz. Hı. Bir düşünün nasıl bir his. Esra Hanım gelin bakın. Şurada iki tane oda var. Genç Osman'ın birincisi boğulmaya çalışıldığı ama direnerek kendini kurtarmayı becerdiği ama ikinci oda artık direnemeyip boğulduğu oda. Biliyorsunuz padişahların kanı hiçbir zaman akıtılmaz. Eğer padişahlardan herhangi birinin öldürülmesi gerekiyor ise onu kanını akıtmadan boğarak öldürürler. Genç Osman'ın boğularak öldürüldüğü iddia edilen yerde. Fakat iki farklı oda, iki farklı rivayet var. İlkinden başlayayım. Burada öldürüldüğü ifade ediliyor ancak Yeniçerilerin saldırısına uğradığı ve kalabalık bir grubun geldiği, bu nedenle de dar olduğu için bu odaya giremedikleri söyleniyor. Bir başka rivayet ise Genç Osman'ın işte bu odada Yeniçerilere direndiği, ancak o direnişe karşı boğularak öldürüldüğü yerin burası olduğu düşünülüyor. Topkapı Sarayı'na isyancılar saldırı haline geçmişler. Ve 1. Mustafa'yı yanlarında getirmişler. Ve onu orada padişah ilan etmişler. Ve ulema hemen padişaha biat etmiş. Doğal olarak 2. Osman'ın padişahlığı düşmüş. Yani o gençliğin verdiği heyecan, deneyimsizlikle Genç Osman ne yapacağını bilememiş. Yeniçeri ağası Ali Paşa'nın konağına gitmiş. Ve demiş ki sana sığınıyorum. Yani ondan koruma istemiş. Fakat onun oraya gittiğini öğrenen Yeniçeriler Ali Paşa'yı da öldürmüşler, katletmişler. Ve yeri tespit edilmiş tabii Genç Osman'ın. Yoksa Ali Paşa yardım edecek miydi? Yani herhalde yoksa kabul etmezdi. Sonra Orta Camii denen Yeniçeri Ocağı'nın tam ortasında yer alan bir cami var Fatih semtinde. Orta Camii'ye götürmüşler Genç Osman'ı. İşte oradan sonra artık arabanın üzerinde ağır hakaretlere maruz bırakarak buraya getirmişler. Burada kısa bir süre, çok kısa bir süre hapsedilmiş ve o ilk boğuşma burada gerçekleşmiş. Devamı da yan hücrede katlini tamamlamışlar. Peki hocam, burası sonuçta mahkumların tutulduğu zindan, hücre. Genç Osman'dan önce de insanlar burada olmuş, yani tutulmuştu. Mutlaka olmalı çünkü burası yani 1600 yıllık bir mekan sonuçta. Hı hı. Çünkü ben burada bir yazılar görüyorum. Genç evet. Osman çok kısa tutuldu dediniz. Muhtemelen evet, daha önceki. Bir gece kaldı. Tabii önceki dönemlerden bu Doğu Roma döneminden Grekçe harflerle kazınmış, duvarlara kazınmış yazılar görüyoruz. Hı
Bu daha önceden kalmış olan mahkumların bıraktığı izler olsa gerek bunlar. Hocam, o zaman genç Osman'ın katledildiği hücreyi de görelim. Evet, o da hemen yanında zaten. Hocam, bu hücre diğerine göre daha genişmiş. Diğeri daha bir hücre. Hiç ışık yok orada. Ve burada pencereler burada de var. İki tane pencere var. Çok daha yüksek bir yapı. Tonozlu bir yapı bu da. Tabii tarihin akışı içinde farklı amaçlarla kullanılmış. Hapishane odaları bunlar, yani hücreler diye düşünmek gerek. Benim aklıma takılan bir şey oldu şimdi burayı görünce. Diğer tarafa girdiğimizde genç Osman'ı katletmeye çalıştılar, boğmaya çalıştılar ama yapamadılar. Sonra buraya getirdiler. Burada katlettiler demiştiniz değil mi? Zaten bir kişiye karşı kaç kişi büyük hakaretlerle getirilmiş. Burada artık boğduktan sonra genç Osman'ı sabah gizlice genç Osman'ın naaşı Topkapı Sarayı'na götürülmüş. Sabah namazından sonra cenaze namazı kılınmış ve naaşı Sultanahmet Camisi'nin külliyesinin köşesinde yer alan Sultanahmet Parkı'nın hemen yanında Sultan 1. Ahmet'in türbesi var. Yani genç Osman'ın babasının türbesi var. Oraya defnedilmiş hemen. Yani gizlice, onu fazla şey yapmadan, ortalığı belveleye vermeden oraya defnedilmiş babasının yanına. Yani tarihimizde de bu olay bu şekilde kayıtlara geçmiş. Hocam, genç Osman 14 yaşındaydı tahta geçtiğinde. Peki kaç yaşındaydı burada katledildiğinde? İşte onun hükümranlığı 4 yıl sürüyor. 1622 yılında katlediliyor. Yani 18 yaşında genç delikanlı. Günümüzden 398 yıl önce. Aslında bir zindan oluşturmak amacıyla değil, Bizans'a misafir gelen kralları ve yabancı sarayların mensuplarını ihtişamlı bir şekilde karşılamak için yapılmış. Şimdi bu eserin yapım hikayesini akademisyen mimar Pınar Erkan anlatacak. Pınar Hocam, merhaba. Hoş geldin hocam. Merhaba. Yedikule zindanlarındayım ve o kadar çok şey merak ediyorum ki senin o engin bilgilerinle her şeyi öğreneceğim. Konuşacağız şimdi. Tamam. Hadi başlayalım o zaman. Hadi başlayalım. Osmanlı'ya geçtikten sonra 3 kule daha ilave ediliyor. Yedikule Hisarı'nda da hazine saklanıyor. İstanbul'un yangınları da çok meşhur. Evet. Ve o yangınlarda o mahallenin yandığı ve ortadan kalktığı düşünülüyor. İmparatorların şehre dönerken geçtikleri kapıdır burası. Gerçekten altın olabilir yani. Olabilir. Pınar Hocam, Bizans döneminde burası surlarla kaplı, aslında kale amaçlı kullanılmış. Osmanlı dönemine geçtiğinde burası mahalleleşmiş. Yani biz aslında mahallenin ortasındayız şu anda, evet, değil mi? Mahalle bir mescit var ve etrafında biçimlenmiş. Ama aslında şöyle oluyor, sur duvarları var. Bizans döneminden kalma altın kapı var. Ve altın kapı imparatorların savaşlardan büyük başarılar kazandıktan sonra şehre dönerken girdikleri kapı, kırmızı halılar seriliyor falan, çok görkemli. Bizans döneminde böyle. Osmanlı'ya geçtikten sonra 3 kule daha ilave ediliyor ve burası böyle bir hisara dönüşüyor. Burada nöbetçi olarak görevlendirilen Yeniçeriler var.
250 kadar olduğu söylenir sayıları için. Ve onlar burada kalıyorlar. Elbette burada bir hayat gelişiyor ve mescitleri var, çeşmeleri var. Bugüne ulaşmadı. Sadece çeşmenin bir kısmı günümüze ulaştı. Tahminen 1782-83 senelerinde çıkmış bir yangın var. İstanbul'un yangınları da çok meşhur. Evet. Ve o yangınlarda o mahallenin yandığı ve ortadan kalktığı düşünülüyor. Fakat burası korunaklı bir bölge olarak varlığını sürdürüyor. Sağlam yapı inşa hala edildiği için tabii ki. Evet. Yedikule Hisarı'nda da hazine saklanıyordu. II. Mehmet şehri aldıktan sonra kutsal emanet. Kutsal emanetler, neler var altın onda? Külçeler, eğerler, koşumlar. Burada bir takım belgelerin de uzun süre saklandığı anlatılır. Üç tane sur sonradan yapılmıştı evet. Zaten. Bu surların isimleri ne? Bir Kitabeler Kulesi var. Orada daha çok büyükelçiler hapsediliyor. Biraz da rehin muamelesi yapılıyormuş aslında. Tam mahkum değiller de rehin alınmış büyükelçiler. Tabii bir politik mesele de var ortada. Dışarı çıkabiliyorlarmış, hisar içerisinde dolanabiliyorlarmış. Bir kanlı kule var. Bir işte 3. Ahmet Kulesi var. 2. Osman'ın hikayesinin geçtiği kule var. Ve bu kuleler hem hapishane olarak kullanılıyor, zindan olarak kullanılıyor. Hem de depo gibi hani bir takım kıymetli Osmanlı için ve saray için kıymetli olan materyallerin, eşyanın saklandığı yerler olarak da kullanılıyor. Pilonların bulunduğu yere gidelim. Tamam. Oradan da biraz bakalım. Olur. Hocam Fatih Sultan Mehmet burayı fethettiğinde burayı alıp mahalleye dönüştürmüş ve 3 tane ekstradan kule yapmış. Fakat bu taşlar nasıl? Burası tabii Altın Kapı Bizans döneminden kalma son derece görkemli bir zafer takı biçiminde burası inşa ediliyor. Sur duvarlarının üzerine baktığınız zaman evet. Dikkatinizi çeker. Bütün taşlar sur duvarları için özel olarak kesilmiş, yontulmuş taşlar değil. Daha önceki zamanlardan, başka yapılardan o malzemeleri yeni binaları inşa etmek için kullanıyorlar. Hisar'ın pek çok yerinde o taşları gözlemlemek mümkün. Benim en çok merak ettiğim şeylerden biri, gerçekten altın mı? Altın kadar değerli, bir kere sembolik bir anlamı var. Portaura diye geçer ve imparatorların seferden dönüşte, zaferlerden sonra şehre dönerken geçtikleri kapıdır burası. Bizans görkemini sergilemek için de değerli metaller kullanılıyor. Portaura dediğimiz zaman bir kere imparatorluğun girişini ve çıkışını burada sergilediği için de o ismi almış. Gerçekten altın olabilir yani. Olabilir. Çok ihtişamlı görünüyor şu an. Basamakların yüksekliği falan baksana. Şu an 1600 yıllık taşların üstündeyiz ve hala sapasağlam. Nasıl oluyor? Yani bu orta çağ yapısı, bu hisar ve sur duvarları da öyle. O kadar dayanmadılar. Aslında bütün tarihi yarımadanın etrafını çevirdiğini düşünürsek, Eminönü tarafında ve hatta deniz tarafında da pek çok yerde aslında yıkıldı. Hele Haliç kıyılarında yer yer sur duvarlarını görüyoruz ve büyük oranda da yıkıldıklarını görüyoruz. O dönemin teknikleriyle işte yığma usulde büyük boyutlu taşlar kesiliyor, ona göre bir inşaat tekniğiyle inşa ediliyor. Bunların dolayısıyla da sırrını? Taştan, tuğladan yapılan, inşa edilen binalar daha uzun süre ayakta kalabiliyorlar. Kale olarak ona göre inşa edildiği için de duvar kalınlıkları çok fazladır, fazla delik yani boşluk yoktur. Bu tarz yapıların İçerisi karanlıktır, loştur, çok fazla ışık almaz. Havalandırma için kritik noktalarda boşluklar açarlar.
Bunlar hep duvarların ve yapının ayakta kalmasının emniyeti almak için alınan önlemler. Ülke olarak aslında çok değerli yapılara sahibiz değil mi? Müthiş. Şimdi tabii restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yedikule zindanlarında da İstanbul'un pek çok yerinde ve bizim tabii çok sayıda çok kıymetli yapılarımız var. Ne yapıp edip bu yapıların, bakın yani 1600 yıllık bir yapının üstünde duruyoruz diye konuştuk. Bir şekilde kentsel hayatın içinde insanların o yapıları kullanabilmesine olanak verecek işlevlerle bunu sağlamaya çabalamak gerekir. Çok doğru. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yedikule zindanlarında henüz 18 yaşında olan ve 4 sene hüküm sürebilen genç Osman'ın öldürüldüğü yerin hikayesini anlattık. İstanbul'un bir başka semtinde yine sırlarla dolu bir yapının keşfinde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.